Kuru baskı tekniği metal gravür anlatımına devam ediyoruz. 9. bölümdeyiz. Aquatinta tozlama leke tekniğinden bahsedelim. Aquatinta gravür yöntemleri içinde resim sanatına kazandırdığı değerlerden dolayı çok önemli bir yere sahiptir. Asitli oyma yapılmış bir plakada lekesel değerler elde etmek için kullanılabildiği gibi tek başına da bir resim elde etmek için de kullanılmıştır. Aquatinta tekniğini uygulamak için önce plaka temizlenir ve parlatılır. Sonra bir avuç kadar reçine ya da asfalt tozu elde edilir. Toz ya bir kavanoz gibi kaba koyularak ağzı iyice çorapla kapatılır. Elle bu kavanoz tersten sallanarak plaka üzerine tozların düşmesi sağlanır. İstediğimiz toz kalın olacak ise kavanozun ağzındaki bezin seyrek delikli olmasını tercih ederiz. Eğer istediğimiz toz ince olacaksa bezin sık dokulu olması gerekmektedir. Her halükarda elle serpme işlemi sonucunda tozları plakaya eşit miktarda yayamayız. Bu durum dağınık bir değer arayışı için kullanışlı bir avantaj olsa da eşit değerlerin yayılmasına elverişli değildir. Tozlama dolabında yapılan tozlama ise tamamıyla plakanın üzerinde homojen yayılarak eşit değerli çalışmalara yapılmasına imkan sunar. Aynı dolapta farklı toz yoğunluğuna ve bu tozların ince veya kalın olmalarına göre plakanın tozlama dolabında kalış süresi değişkenlik gösterebilir. Eğer toz yeni yapılmış ve çok ince ise 30 saniye sonunda plaka dolaptan çıkarılmalıdır. Dolaptan çıkan plakanın yüzeyinde çıplak gözle veya bir büyüteç ile bakılır. Eğer fazla ise eriyince birbirine kavuşup tüm yüzeyi kapatacaklarından dolayı tozlar geri bırakılır ve tozlama işlemi tekrar yapılır. Eğer az ise de asit geniş alanlara uyacağından istediğimiz değeri yakalayamayacağımız bellidir. Bu sebeple plaka tekrardan ilave toz için dolaba koyularak bir miktar daha tozlama yapılır. Bu doğru ayarı sanatçılar deneyimlerle beraber geliştirerek bir bakışta göz ayarı ile plakanın üzerindeki tozun seviyesini tespit edebilmektedirler. Bu yemeğe tuz ve su katma hesabı gibidir. Onları özellikle baharatı, tuzu yemeğe oranla, gramla katamazsınız. Bu zamanla yemeği yapan kişinin tecrübesiyle sabitlenecek bir şeydir. Tozlama işi bittikten sonra plaka bir ızgaranın üzerine koyularak eritme yapılır. Eritme işlemi için genellikle ispirtonun alevi kullanılır. İspirto ağzı dar bir kaba konur ve içine kumaştan bir fitil takılır. Fitil alttan ispirtoyu emerek yukarıya kadar ulaştırır. Fitilin dışarıda kalan tarafını ateşleyerek alevlendiririz. Bu sisteme şinanay ya da gaz lambalarında hazır bulunmaktadır. Elle ya da bir maşa ile şinanay alevi plakanın altında gezdirilir. Alev alttan plakayı ısıttıkça üstteki tozlar erimeye başlar. Tozlar erirken aşağıya çökerler ve renkleri değiştirirler. Eğer alev bir bölgedeki tozu gereğinden fazla eritirse tüm toz birbirine yapışır ve asitin plakaya girişini de engeller. Bu da istenmeyen bir durumdur. Sıralı bir şekilde yapılan asitleme işlemleri bittikten sonra plakanın yüzeyinde oluşan siyah lak katmanı sentetik ikenlerle silinerek alınır. Alttaki toz asfalt reçinesi ise o da tinerle sökülür. Eğer çam reçinesi ise ispirto ile çözülerek plaka temizlenebilir. Artık elimizde yüzeyi farklı tonlarda zımpara yüzeyine dönmüş bir plaka vardır. Asit reçine tozlarının arasından plakaya girmiş ve yüzey üzerinde milyonlarca eşit delikler oluşmuştur. Parmaklarımızı yüzey üzerinde gezdirirsek bu zımparamsı yüzeyi rahatça algılarız. Plakaya boya verip tarlatana temizleriz ve baskıya geçeriz. İlk durum baskısındaki sonuca bakılır. Eğer biraz daha koyu alanlar isteniyor ise ya kuru kazı ile müdahale ederek ya da elle serpme kalın reçine ile tozlama yapıp asitten geçirerek plakaya koyu değerler kazandırmış oluruz. Eğer istediğimizden koyu alanlar var ise bu kez de aquatintli mezotinta yönteminde olduğu gibi ezme aletleri ile o bölgeleri ezerek açık tonlara dönüşmesini sağlarız. Tekrar bir durum baskı da alınır. Plakanın yüzeyi istenilen durumda ise baskıya geçilir. Şekerli çini mürekkebi yöntemi. Bir miktar çini mürekkebine toz şeker dökülüp çalkalanır. Temizlenip hazırlanan plaka masa üzerine bırakılır. Yapılacak resim için farklı numaralarda fırça gereklidir. Gerekli olan fırçalardan birini şekerli çiniye batırıp plaka üstüne resim yapılmaya başlanır. Resim plakaya ters olarak çizilir. Resim tamamen plakaya aktarıldıktan sonra kurumaya bırakılır. Kuruyan şekerli çinini plaka üzerine bir kat siyah vernik sürülerek tekrar kurumaya bırakılır. Plakanın sırabileceği bir küvet ılık suyla doldurmak gerektir. Plaka bu ılık suya
bırakılır. Şekerli çini olan kısımlar ılık su içinde kabarır ve patlar. Parmaklarla biraz müdahale ile bu kısımların daha çabuk soyulması sağlanabilir. Vernikli alanlar etkilenmediği için resim tamamen ortaya çıkmış olur. Plaka sudan küvetten çıkartılır ve kurutulur. İsteğe bağlı olarak plaka bu haliyle asit küvetine bırakılıp derin oyma uygulanabilir. Ya da plakaya toz reçine verilip aşamalı ya da aşamasız olarak asitleme uygulanabilir. Her halükarda plakanın mutlaka asit işleminden geçirilmesi gereklidir. Bütün işlemler bitirildikten sonra bir durum baskısı alınır. Tekrar müdahale gerekliyse reçine, kuru kazı, derin oyma gibi tekniklerden biri veya birkaçını uygulamak mümkündür. Şekerli çini baskıda genelde iyi sonuçlar verir ve farklı bir etki sağlar. Modern gravür tekniklerine geçecek olursak eğer, modern sanat ile beraber modern gravür tekniklerde klasik gravür tekniklerinin yanı sıra sıkça tercih edilen ve etkisi yüksek olan doğru kullanılınca baskı kalitesini artıran bir konuma gelmiştir. Teknikler arttıkça seçenekler sanatçıların gravür sanatındaki tercihleri sanatı ifade etme şekli de artmıştır. Bu artış gravür sanatı için bir zenginliktir. Bütün görsel sanatlar içinde daha fazla yer edinmesini güçlendiren bir gelişmedir. Önemli olan bütün bu tekniklerin son derece dikkatli, özverili ve bilinçli uygulanmasıdır. Hazır nesneden baskı, yüzeyinde kendine has bir dokusu olan, kendiliğinden doğada var olan veya sonradan şekillendirilmiş nesnelerin yüzeyinden de baskı alınabilir. Nesnenin yüzeyi tozdan ve benzeri nesnelerden, malzemelerden arındırılır, sonra yüzeye hassas bir şekilde merdane ile boya verilir. Eğer nesnenin çukurlarından görüntü alınacaksa, boya çukurlara verilir. Nesne pres altında kırılamayacaksa, presten geçirilmek suretiyle pres altında kırılma ihtimali varsa tahta kaşıkla görüntü kağıda aktarılır. Böylece duvar kağıtlarından, ağaç kabuklarından, derileri ve kabukları belirgin hayvanlardan, kumaşlardan, metal paralardan ve benzeri boya verilerek baskı alınabilir. Tek başına çok fazla sanat eseri niteliği taşıması düşünülemeyen bu hazır nesne baskıları, birden çok görüntünün aynı kağıt üzerindeki tasarımı ile ya da bir tasarımın parçası olmak yolu ile daha nitelikli sanatsal bir hüviyete karıştırılabilir. Çok plakalı renkli çukur baskıya gelince bu teknik bir resim için birden fazla plaka hazırlanıp aynı kağıda baskısının alınmasıyla oluşur. İlk önce yapılacak resme karar verilir ve renkli olmasına dikkat edilir. Bu resim için aynı boyutlarda ya da farklı boyutlarda 2 veya tercihen 3 plaka hazırlanır. Ama en iyi sonuç 2 plakalı olan baskıdan alınır. Bu plakalara aynı resmin farklı renkleri ya da tonlarından oluşan alanları istenilen herhangi bir teknikle uygulanır. Birbiri ile alakalı olmasına ve bir resmin bütününü oluşturmasına çok dikkat edilmelidir. Sıra baskı almaya geldiğinde zaman her bir plaka için farklı renkler hazırlanır. Boyalar plakalara sürülür, baskı için hazırlanır. İlk plaka presin üzerine yerleştirilir. Üzerine gravür kağıdı kapatılıp en üstte keçe örtülerek presten geçirilir. Burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir ayrıntı vardır. Plaka altındaki altlık keçe ve kağıt presin silindirinin altında kalmalıdır. İlk plaka alınır ve ikinci plaka pres üzerindeki altlığa yerleştirilir. Tekrardan aynı kağıt presten geçirilir ve ikinci plakadaki renk ve resim kağıda aktarılmış olur. Eğer 3 plaka tercih edilmişse aynı işlem tekrar edilir. Bu çalışmanın aslında bir avantajı, boyalar üst üste basıldığı için ve kurumadıkları için boyaların birbirlerine karışırken ortaya çıkarttıkları renk oluşumları da çalışmaya ayrı bir değer katmaktadır. Plastik alaşımlı plakalarla baskı uygulanması. Plastik alaşımlı plakalar petrol hamuresinden yapılmaktadır. Asetat, plexiglas, bilgisayar teknolojisinde kullanılan CD'lerden tutun, MOSFET'lerden, bankacılıkta kullanılan hesap kartlarından tutun, kurumsal kimliklerde kullanılan kişisel kimlik kartları ve benzeri nesneler plastik alaşımlı olup sanatçı tarafından gravür plakası olarak da rahatça kullanılabilir. Bu malzemeler yapı itibariyle şeffaf olabilirler. Bu şeffaf olan plakaların altına resmimizi koyarız ve plakanın üzerinden resmi görerek direkt çalışmamızı yapabiliriz. Plastik malzemeler yapısı gereği bazen sert olduklarından bu malzemeleri kazmak linol ve ahşap plakalardan daha zor olabilir.
Bu malzemenin üzerine kuru kazı yapmak daha kolaydır. Hem sivri uçlarla kuru kazı çizikler yapılır hem de ahşap boyama bıçakları ile geniş çukurlar elde edilebilir. Tıpkı çinko malzemenin üzerine kuru kazı yapmak gibidir. Plastik malzemeler uyularak hem çukur baskı hem de yüksek baskı yapılabilir.